Merhaba. Teknik resimlerde geometrik ve boyutlandırma ve toleranslandırmayı niçin kullanıyoruz? Hangi durumlarda kullanıyoruz ve nasıl kullanıyoruz? Bu soruları sormaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda boyutlandırma türlerini biraz konuşacağız. Teknik resimlerde geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma kullanıldığında muhtelif boyutlarla karşılaşıyoruz. Bazen tek bir değer yazılıyor. Bir boy için ya da bir kalınlık için, çap için örneğin 26 yazılıyor. Toleransını genel toleranslardan alıyoruz. Bazen aynı boyut 26 artı eksi 10'da 2 yazılıyor. Ya da 10'da 1, %5 toleransını açıkça belirtilmiş oluyor. Bazen böyle bir boyutu kutu içerisinde görüyoruz. Temel boyut dediğimiz. Bazen de böyle bir boyutu parantez içerisinde görüyoruz. Bütün bunların farkı nedir? Parantez içerisindeki, kutu içerisindeki açık, toleranslandırılmış, toleranslandırılmamış boyutların anlamı nedir? Bu videoda sizlerle bu konudaki bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Şimdi günümüzde teknik resim yaparken hepinizin bildiği gibi çoğu zaman önce modeli yapıyoruz. Parçanın modelini yapıyoruz. Modelliyoruz parçayı. Daha sonra teknik resme geçiyoruz. Teknik resim demek boyutlandırma ve toleranslandırma demek aslında. Boyutların unsurların boyutlarını yazıyoruz. Gerekirse toleranslarını yazıyoruz. İşte bu geçişte kaç tür boyut kullanıyoruz ya da hangi tür boyutları kullanıyoruz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şu parçanın resmini görüyorsunuz arkadaşlar, teknik resmini. Bu tamam dediğimiz resim. Yani bütün boyutlar var, eksik boyut yok. Ve bütün boyutların toleransları da var. Toleranslar hep boyutların üzerinde gösterilmiş. Bu tabii yaygın kullandığımız bir şey değil. Özellikle boyutlar, toleranslar geniş olduğunda, genel tolerans kullanabildiğimizde bir standart atıfta bulunuruz ve buraya toleransları yazmayız çoğu zaman ölçülerin üzerine. Yani burada olduğu gibi ölçülerin üzerine böyle tek tek toleranslar yazılmaz. Özellikle geniş toleranslar bir standart atıfta bulunuruz veya resmin altına bir not yazdığınızda olur. Genel toleranslar artı eksi 10'da 3'tür, 10'da 2'dir gibi. Burada örnek bir resim, eğitim amaçlı kullandığımız için bütün toleransları görüyorsunuz. Peki boyutlara bakarsak hangi tür boyutlar var? Bir, unsurların boyutları var. Bu daha önceki eğitimlerde kullandığımız boyutlu unsur, feature of size. Ve bunu pratikte şöyle hatırlıyorduk. İki parmakla tutulabilen ya da iki çeneli ölçüm cihazlarıyla, kumpas, mikrometre gibi ölçüm cihazlarıyla ölçülebilen boyutlar. Bunlara unsur boyutları diyorduk. Diyelim ki deliğin çapı, parçanın yüksekliği, parçanın kalınlığı, şuradaki kademenin kalınlığı, şuradaki kademenin kalınlığı, parçanın kendi kalınlığı gibi iki parmakla tutulabilen ya da kumpasla mikrometreyle ölçülebilen bütün boyutlara unsur boyutları diyoruz. Öncelikle bunları gösteriyoruz. İşte şuradaki kırmızı boyutlar. Kırmızı yuvarlak içerisinde alınmış. Buradaki boyut, buradaki boyut, buradaki boyut, kalınlık, şuradaki kademe, deliklerin çapları hep unsur boyutları. Sonra unsurların boyutlarını gösterdikten sonra bu unsurların yerlerini göstermemiz gerekiyor. Özellikle eksenli unsurlar dediğimiz delik gibi, diş çekilmiş delik gibi, slot gibi, pim gibi, kama kanalı gibi ekseni ya da eksen düzlemi olan unsurların yerleri neresi olacak? Tamam, bu deliğin boyutu 6,5 artı eksi 10'da 1 milimetre olacak çapı. Ancak nerede olacak? Yeri nerede olacak? Yerlerini de göstermek zorundayız. İşte şuradaki 26 boyutu, buradaki 6 boyutu ya da şuradaki 9, yani yeşil çember içerisinde alınmış, yeşille gösterilen boyutlar, yer gösteren boyutlar. Bunlar da toleranslar olmak zorunda. Bunlar da unsurun yerini gösteren ya da konum diyebiliriz, konum gösteren boyutlar. Bir de her zaman teknik resimlerde bazen aslında verilmese de olur dediğimiz boyutlar olabiliyor. Bunlara da referans boyutlar diyoruz, bilgi için verilen boyutlar. Örneğin şuradaki 6. Aslında vermemiz gerekmiyor bunu. Çünkü 6, 32 eksi 26 buradan çıkıyor. Veya buradaki 12, 48 eksi 36 hesaplanabiliyor. Ya da şuradaki 5 nedir? 32 eksi 27. Bunları da parantez içerisinde yazıyoruz gerekirse. Bunları da referans boyut diyoruz. Bilgi için boyut diyoruz, verilen boyutlar. Kime bilgi? İmalatçıya bilgi. Ne zaman gerekir bunlar? Ne zaman? Hani her zaman bunları yazmayız resimlere. Ne zaman yazmayı tercih ederiz? Örneğin şu kademeyi işlerken imalatçımız şu mesafeyi bilmek zorunda.
Çünkü takımı buradan sıfırlayacak, takım buradan işleyerek gidecek. Takım buradan işleyerek gidecek ve çıkacak. Ne kadar gidecek bunu hesaplamak durumunda. Hesaplayabilir mi? Aslında hesaplayabilir. Çok da rahat hesaplar. Çünkü 48 var, 36 var, aradaki fark 12. Dolayısıyla bu 12'yi yazmamıza gerek yok. Akıllı bir imalatçı, tecrübeli bir imalatçı bunu rahatlıkla hesaplayabilir ve parçayı yapar. Ancak zaman zaman tasarımcılar şöyle sıkıntılarla karşılaşırlar. Buradaki değerler bu kadar tam olmadığında, işte biraz küsuratlı olduğunda imalatçı hesaplamakta zorlanabilir. İşte hesap makinesi olmayabilir, yorgun olabilir, uykusuz olabilir gece vardiyasında. Hata yapabilir, yanlış hesaplayabilir. Takım ilerlemesini, takımın ne kadar ilerleyeceğini şu 12 hesabını yanlış yapabilir ve yanlış parçalar işleyebilir. Bu nedenle deneyimli bir tasarımcı zaman zaman bu tür problemlerde yaşamışsa buradaki referans boyutu yazmayı tercih eder. Yazarsa da parantez içerisinde yazar. Referans boyutlar imalatçıya bilgi için verilen boyutlar diyoruz. Dolayısıyla kaliteyi çok fazla ilgilendirmez. Kalite bunları ölçmez. Kalite 48'i ölçer, tolerans içerisinden buna bakar. 36'yı ölçer, tolerans içerisinden buna bakar. Ama 12 ile ilgilenmez. Çünkü bunlar doğruysa bu zaten doğrudur. Dolayısıyla referans ölçüler imalatçıya bilgi için verilen ölçülerdir. Ve dediğim gibi gerekliyse kullanılır. Gerçekten bilgi sağlayacaksa, fayda sağlayacaksa kullanılır. Dolayısıyla geleneksel resimlerde artı eksi boyutlandırma kullandığımız, geometrik tolerans kullanmadığımız resimlerde üç türlü boyut kullanıyoruz. Bir, unsurun boyutunu, unsurun ne kadar olacağını gösteren boyutlar, unsur boyutları ve onun toleransı, kırmızılar. İki, unsurun yerini gösteren, özellikle eksenli unsurların, tip delikler, tipik örneklerdir. Onların yerini gösteren boyutlar ve onların toleransları, şu yeşille gösterilenler. Üç, bilgi için verilen, yani referans boyutlar, maviyle gösterilen. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu parçalar imal edildiğinde karşımıza bazı sorunlar çıkıyor. Özellikle toleransların geniş olduğu durumlarda. Şimdi bu parçanın montajının şöyle olduğunu varsayarsak, bu parça başka bir parçanın içerisinde oturacak, rahat oturacak. Zaten toleransı oldukça geniş, gördüğünüz gibi 32'nin toleransı, 27'nin toleransı, işte 48'in toleransı. Dolayısıyla bir kısıt yok, çok rahat oturacak ve deliklerden bağlanacak. Beklediğimiz bu. Ve biz çoğu zaman parçaları şöyle hayal ederiz tasarımcılar. Resimde olduğu gibi çıkacak ya da modelde olduğu gibi çıkacak. Yani şu yüzey bu yüzeye tam dik olacak. Bu yüzey bu yüzeye paralel olacak. Şu yüzey bu yüzeye tam paralel. Burası buraya tam dik olacak diye düşünürüz. Oysa bunlar hiçbirisi olmayabilir. Her zaman bu buralarda hatalar çıkar. Yani şekil bozuklukları ve duruş bozuklukları dediğimiz yüzeyler hiçbir zaman tam dümdüz olmaz. İki yüzey birbirine hiçbir zaman tam dik olmaz. Ya da iki yüzey birbirine hiçbir zaman tam paralel olmaz. Resimde görüldüğü gibi olmaz. Çünkü imalatı etkileyen bir sürü faktör var. Değişken var. Bu yüzden bu parçanın, böyle bir parçanın şöyle çıkabileceğini varsaymamız lazım. Her zaman varsaymamız lazım. Bir de bir başka sürpriz de şu olabilir. Şu 6 boyut örneğin, 6 boyutunu düşünürsek, bu 6 boyutun toleransı ne olabilir? Burası kaç olabilir bitmiş resimlerde? Nereden hesaplıyoruz? 32 eksi 26, 6. Ancak 32'nin geniş bir toleransı var, 26'nın da bir toleransı var. Peki 6'nın toleransı ne olabilir diye düşünürsek, 6'nın toleransı 32'nin ve 26'nın toleransının toplamı olur. Yani 6 artı eksi 10'da 4 olabilir. Aynı şekilde 12 artı eksi 10'da 6 olabilir. Neden? 12'yi, 36'yı ve 48'i kullanarak hesapladık. Bunların toleransları 10'da 3 olduğu için bu toleranslar onların toplamı kadar olur. Ya da şuradaki 5'in toleransı, 27'nin toleransı ve 32'nin toleransının toplamı. Yani artı eksi 10'da 5 olabilir. Yani bir ölçüyü, bir boyutu ne kadar olabileceğini hesaplarken kaç tane farklı boyut kullanıyorsak onların toleransları o boyutun üzerine birikir.
tolerans birikmesi dediğimiz, pek de sevmediğimiz bir durum ortaya çıkar. O zaman bunlar bazı sıkıntılar yol açabilir. Örneğin 5 artı eksonda 5 olabiliyorsa şöyle olabilir parça. Ya da 12 artı eksonda 6 olabiliyorsa şöyle olabilir. Şurada başka, burada başka boyut. Ya da 6'nın toleransı artı eksonda 4 olabiliyorsa deliklerin simetrisi bozulabilir. İşte şu deliğin şu kenardan mesafesi 6 artı eksonda 1 ama şununki 6 artı eksonda 4. Dolayısıyla şu mesafe, şu mesafeden çok farklı çıkabilir karşımıza. İşte bütün bunlar parçalarda duruş, şekil ve konum hataları neden olur. Ve istenmeyen durumlar ortaya çıkar. Bu resme göre parça böyle çıkabilir. Buna neden olan şey nedir? Toleransların genişliği. İşte 32'nin geniş bir toleransa sahip olması, 26'nın geniş bir toleransa sahip olması ya da 27'nin, 48'in geniş bir toleransa sahip olması nedeniyle şu yüzey, bu yüzey dik olmayabilir. Şu yüzey, bu yüzey paralel olmayabilir. Bu yüzey de bu yüzeye paralel olmayabilir. Burada boyut toleransının izin verdiği kadar duruş hataları, yani unsurların birbirlerine göre duruşları hatalı olabilir. Montaja baktığımız zaman montaj böyle olacak. Yani parçanın böyle çarpık olması, bu yüzeyin bu yüzeye dik olmaması montajı etkilemiyor aslında. Montaj oluyor. Dolayısıyla montaj oluyorsa dokunmayabiliriz. Resim böyle kalabilir. Ancak parçaya oturduğu zaman karşılık parçasına, parça çarpık olduğu için, bakın burada böyle bir vaziyet var. Şurada yani homojen boşluklar yok etrafta. Eğer biz etrafa bir conta koyacaksak, bir kauçuk conta koyacaksak esnek veya şuraya bir şey yerleşecekse o zaman bu şekil bozuklukları ya da duruş bozuklukları problem yaratır. Bu istenmeyebilir. İşte geometriyi düzeltmemiz lazım. Şekli ve konumu düzeltmemiz lazım. Bu karşımıza çıkıyor. Nasıl düzelteceğiz? Geometrik tolerans kullanmadan düzeltmenin yolu şu toleransları daraltmaktır. Çünkü bu çarpıklıklara, geometrik bozukluklara neden olan ya da bu kadar fazla bozuk olmasına neden olan şey şuradaki geniş toleranslar. Artı eksonda 3'ler, artı eksonda 2'ler, artı eksonda 3'ler. O zaman bunları daraltmamız gerekiyor. Bu çarpıklığı istemiyorsak. Ancak bunlar daralttığımız zaman da üretim maliyetleri artıyor. Daha iyi takımlama, daha iyi takım, daha hassas işlemler gerekiyor. Bu da maliyetler artırıyor. Oysa biz şunu istiyoruz. Şu boyut 32.3 de olabilir, 31.7 de olabilir. Şu boyut 27.2 de olabilir, 26.8 de olabilir. Şu boyut 48.3 de olabilir, 47.7 de olabilir. Ya da şu boyut işte 36.3 de olabilir, 35.7 de olabilir. Bunların hepsini kabulümüzdür diyoruz. Yeter ki işte şurada 32.3 ise şurada da 32.3'e yakın olsun. Ya da burada 31.7 ise başka yerlerde 31.7'ye yakın olsun. Yani bu yüzeye paralel olsun mümkün olduğu kadar. Boyut toleransı geniş olsun, imalatçı rahat işlesin ama şekil düzgün olsun ya da duruşlar düzgün olsun. İstediğimiz şey bu. Dolayısıyla duruşun düzgünlüğünü, yani yüzeylerin birbirine paralelliği, dikliği, yüzeylerin düzlemselliği gibi şeyleri boyut toleransını kısmadan, daraltmadan sağlamanın bir yolu bulunmalı. İşte geometrik toleranslar da bunu sağlıyor. Dolayısıyla bu parçanın resmini geometrik tolerans kullanarak yaptığımızda başka bir şeyler söylüyoruz. Diyoruz ki şu parçanın şu yüzeyi datum A'dır. Parçanın oturma yüzeyi. Şu yüzey ya da bu yüzey hangi yüzeye oturuyorsa. Datum A'dır. Ve çoğu zaman buraya bir düzlemsellik toleransı ya da profil toleransı veriyoruz. Ne kadar düz olacağını belirtmek için. Sonra şu yüzey ve datum B dedik. Bakın B bu yüzeyi gösteriyor. Ve bu yüzey A'ya dik olacak. Dolayısıyla şu yüzeyle bu yüzeyin dikliğini belli bir tolerans içerisinde tutmaya çalıştık. Ardından da C datumunu belirledik. C datumu neresi bu resimde arkadaşlar? Genel prensip de bu. Ölçü çizgisinin hizasına yazılırsa kutu ve datum bununla ilişkilendirilirse C datumu eksen demekti. Yani C datumumuz parçanın ortasından geçen eksen düzlemi.
şuradaki eksen düzlemi. C datumu da, yani şu eksen düzlemi de hem A'ya dik olacak, hem bu yüzeye dik olacak şu çizgi ya da düzlem, tam parçanın ortasından geçen düzlem, hem de B'ye dik olacak. Dolayısıyla çarpıklıklar, yamukluklar, unsurların birbirine göre duruşları ne yaptık? Belli toleranslar içerisine hapsettik. Genel toleranslar ise değiştirmedik. Bakın parçanın 32 artı eksonda 3 duruyor. 36 artı eksonda 3 duruyor. 27 artı eksonda 2 duruyor. 48, yani o genel toleranslar duruyor. Geniş toleranslar duruyor. Parçayı büyük ya da küçük işleyebiliriz. Az geniş ya da çok geniş toleranslar işleyebiliriz. Ama yüzeylerin, özellikle montaj yüzeylerinin birbirine dikliğini sağladık. Kontrol ettik. Şurada bir çarpıklık vardı yine. Bunu da profil toleransıyla, bakın 1'den 2'ye kadar, yani şurada başlayıp şu bölgeye kadar, 1'den 2'ye kadar, şu arada bir ok olması lazım, onu atlamışız. Her arasında işareti, iki tarafında ok olan bir çizgi. Hatta bunu şimdi şu koyalım şöyle arkadaşlar, unutmadan. Şöyle bir şey olması lazım arada. Tam yerleştiremedik. Şöyle bir şey var. Arasında işareti, arasında sembolü daha doğrusu. Bu neyi gösteriyordu bize? 1 ile 2 arasında şu bölgede ki unsurlar, yani bu bölgede yüzey var iki tane. Bu yüzeylerin profil toleransı %6 olacak. Nereye göre? A'ya ve C'ye göre. Şu yüzeyin A ile ne ilişkisi var? A yüzeyiyle. Şu yüzeyin. A yüzeyi burası. Diklik. Yani bu fazla yatık olamaz bu yüzey artık. C ile ne ilişkisi var? C de şurasıydı. Oraya göre de diklik. Dolayısıyla bu yüzey artık daha önceki örnekte gördüğümüz gibi şöyle olamaz. Yani boyut toleransının geniş bile olsa 36.3 de olabilir, 35.7 de olabilir, ancak bir tarafta 36.3, bir tarafta 35.7 olamaz artık. Çünkü C'ye göre de dik olması lazım. Ne kadar dik olması lazım? %6. Yani bu kadar olmaması lazım. Aynı durum şu yüzey içinde var. Bu yüzeyinde A ile ilişkisi diklik yine, C ile ilişkisi de paralellik. Dolayısıyla bu yüzeyde şöyle olmaz artık. C ile paralellik bozulur. Yani şu boyuttan bağımsız olarak, toleranstan bağımsız olarak burası 20.2 de olabilir, 26.8 de olabilir ama duruş düzgün olacak. Duruş düzgün olacak. Dolayısıyla bu toleranslarla ne yaptık, geometrik toleranslarla? Parçanın şeklini ve unsurların birbirlerine göre duruşunu kontrol etmeye başladık. Genel toleranslara dokunmadan, genel toleransları yine geniş tutarak, yani parçanın imalatını kolaylaştırdık ama imalatçıya bazı şeylere dikkat et dedik. Şu iki yüzey birbirine paralel işle, işte bu yüzey buraya dik işle, şuraya dik işle, şu yüzeyle bu yüzey birbirine dik olsun demeye başladık. Şurada başka bir toleransımız var, burada da konum toleransı. Konum toleransında da iki deliğe 0,28 çapında bir konum tolerans bölgesi tarif ettik. Delikler dedik bunun içerisinde olacak. Şunları kaldıralım kafamız karışmasın. Deliklerin eksenleri bu tolerans bölgesinin içerisinde olsun. 0,28 çapında. Ve deliklerin eksenleri A ile B ile C ile ilişkili. A ile ilişki nedir? Diklik. A'ya dik olacaklar. Çünkü şu bu yüzey. Delikler A'ya dik olacak. B ile ilişki, B şurasıydı. Mesafe. İkisi de B'den belli mesafede. Ne kadar? 9 milimetre. İşte burada da ne var? Kutu içerisinde. Bizim temel ölçü dediğimiz bir ölçü var. Çünkü bunun toleransı da burada artık. Dolayısıyla bunu buraya da tolerans verirsek, şunu da yazarsak karışır. Hangisi toleranstır bu bilinemez. Onun için bunun kutu içerisinde olması lazım. Benzer şekilde iki delik arasındaki mesafe de 20 milimetre olarak verilmiş. Yine kutu içerisinde, yani temel ölçü. Bu da C ile ilişkiyi tarif ediyor. C neresiydi? Şuradaki eksen düzlemiydi. Demek ki iki deliğin C'den mesafesi 10 milimetre ve 10 milimetre olacak. Yani 20'nin yarısı kadar olacak. Çünkü simetri esastır her zaman aksi biriktirmedikçe. Dolayısıyla toplam boyut 20 ise ve çizgi de tam ortadan geçiyor gibi gözüküyor. Aksi belirtilmemiş.
Başka bir şey söylenmemiş. O zaman burası 10, burası 10 gibi düşünülecek. Esas ölçü gibi düşünecek ya da temel ölçü gibi. Bunun yerine 20 de yazılabilir. Bu aynı zamanda neyi sağladı? Simetriyi sağladı. Artık şu genişlik kaç olursa olsun, yani 32.3 de olsa, 31.7 de olsa gerçek parçalarda her zaman bir eksen düzlemi bulunacak. Yani şu kalınlık ne olursa olsun, kaç olursa olsun, geniş de olsa, dar da olsa tolerans içerisinde tam ortasından geçen eksen düzlem bulunacak. İmalaçyonu bulacak. İşte CNC operatörü. Ve bu çizgiye ya da bu düzleme simetrik olarak bu iki delik delecek. Dolayısıyla bu delik buraya yakın, bu delik buradan uzak artık olamaz. Simetri sağlandı. Ki geometrik boyutlandırmanın bir avantajı da buydu zaten, simetri sağlamak. İşte burada kaç tür boyutumuz var dersek arkadaşlar, bakacak olursak burada da bir yine unsur boyut ve toleranslarımız var. Unsurların boyut ve toleransları. İşte deliklerin çapları ve toleransları, parçanın genişliği, parçanın yüksekliği, şurada kademenin yüksekliği, şurada kademenin genişliği ve parçanın kalınlığı aynen normal geleneksel resimde olduğu gibi bunların hepsi var ve toleransları da var. İki, temel unsur, temel boyutlar. Yani kutu içerisindeki boyutlar. Bunlar neyi gösteriyor? İki tane var burada, 9 ve 20 resimde gösterilen. Bunlar da unsurun konum ve duruşunu gösteriyor. A'ya göre duruşunu, dikliğini, B ve C'ye göre de konumunu gösteriyor, mesafesini. Dolayısıyla şurada ne kadar datum varsa kutunun içerisinde bu datumlara göre, bu datumlara göre bu eksenin ilişkisi ya konumdur ya da mesafedir. Ya duruştur, özür dilerim. Ya duruştur ya da mesafedir. A'ya göre duruş, A'ya göre dik duracaklar. B ve C'ye göre de mesafe. İşte mesafeler onun için basic. Bakın. B'ye göre mesafe 9. Her ikisinin de bir yere yazmak yeterli. C'ye göre de mesafe yine 10. Bunlar kutu içerisinde. Şu 90 derece A'ya göre duruş aslında şunu anlatır. 90 derece deliklerin eksenleri A'ya göre ve tam dik olacak. Dolayısıyla o da kutu içerisinde. O 90 dereceler yazılmaz. Birbirine dik çizgiler varsa teknik resimlerde 90 derece kabul edilir. Dolayısıyla bu nedenle böyle çok silik gösterdim. Bu resimde yazılmaz. Olduğu varsayılır. Yani burada 90 derece, kutu içerisinde 90 derece olduğu varsayılır. Bir de referans boyutlar eğer gerekiyorsa işte şuradaki 12 gibi. Hani imalaçı bilgi için verilen boyutlar, referans boyutlar. Peki temel unsurlar, temel boyutlar gösteriliyorsa, yani unsurların yerini göstermek için temel boyutlar kullanılıyorsa, bunların toleransları sıfır gibi gözüküyor. Toleranssız. Bunlar tam boyutlar. Toleransları nerede olacak? Yani şu 20'nin toleransı, 9'un toleransı, şu 90 derecenin toleransı nerede? Hepsi şunun içerisinde. Şunun içerisinde. Dolayısıyla temel boyut kullanıldığında mutlaka ve mutlaka bir geometrik tolerans da olmalı. Şekli, duruşu ve konumu kontrol eden, burada duruşu ve konumu kontrol ediyor. Bazen şekli de kontrol eder. Yani şu yüzeye profil toleransı verilmiş örneğin. Şurada gördüğünüz gibi. Bu yüzeyin A ve C'ye göre duruşunu kontrol ediyor. Ama bir de buraya B yazsaydık örneğin şuraya. B'yi de yazsaydık. Yani şunu B'yi de işin içerisine katsaydık. O zaman B'ye göre de mesafesini kontrol etmiş olacaktık. O zaman 36 kutu içerisinde olacaktı. Yani geometrik tolerans verildiğinde datumlarla ilişki ya açıdır ya mesafedir. Burada A ve C ilişki şu yüzeylerin açı, sadece açı. İşte A'ya dik olacak, A'ya dik olacak, C'ye dik olacak ve C'ye paralel olacak şu yüzeyde. B'yi de katsaydık işin içerisine dediğim gibi şuraya, o zaman şu 36 basic olacaktı, kutu içerisinde olacaktı, temel olacaktı. Çünkü B'ye göre mesafede ilişki mesafe. İşte bazen şu soru çok sorulur bana. Örneğin 6.5 kutu içerisinde alabilir miyiz? 6.5'u. Alamayız. Niye alamayız? Çünkü 6.5 bir unsur boyutuyla ilişkili bir şey. Konumla duruşla ilgili değil. Bu deliğin çapı 6.5 milimetre ve bir de toleransını yazmak zorundayız. Bunu kutu içerisinde alırsak toleransı nerede olacak? Toleransı geometrik toleransa verilemez. Silindirlik gibi, profil gibi başka şeylerle kontrol edilebilir belki ama çok da anlamlı değil. Dolayısıyla
Örneğin şu boyutu kutu içerisine almak aldığımız anda 48'i mutlaka bir geometrik tolerans vermemiz lazım. İşte şu yüzeyle şu yüzeyi birbirine ilişkilendirmemiz lazım. Bu yüzeye B datumu dedik. Şu yüzeye profil toleransı verirse, şurada olduğu gibi, özür dilerim. Şurada olduğu gibi bu yüzeye profil toleransı verirse, o zaman bu yüzey 48, bu ölçü 48 kutu içerisinde alınabilir. Demek ki bir ölçüyü kutu içerisinde yazmak istersek, yani temel ölçü kullanmak istersek, mutlaka ve mutlaka onun toleransını bir geometrik toleransla tarif etmemiz gerekiyor. Yoksa bir anlamı olmaz. Yani kutu içerisindeki ölçülerin mutlaka bir geometrik tolerans karşılığı olmalı. Bazen resimlerde şu olur, şöyle hatalar yapılır. Bunlar basit hatalardır ama yapılmaması gereken şeylerdir. Çünkü kafaları karıştırabilir. Örneğin şu resimde buraya 9'u yazdık ama açık yazdık. Kutu içerisinde yazmadık. Ya da 20 yazdık ama açık yazdık. Kutu içerisinde yazmadık. Bu ne anlama gelir? Şu da varsa eğer, bunun anlamı şu, hata yapılmış. Bunlar kutu içerisinde yazılması unutulmuş anlamına gelir. Çünkü şurası ne diyor? Bu deliklerin konumu A ile B ile C ile ilişkilerinin toleransı burada. Hepsi burada. A ile ilişkine diklik. Onun için buraya yazmıyoruz zaten. Bunu yazmıyoruz. Dik kesen çizgiler 90 derece kabul edildiği için. Ama B ile ilişki mesafe. Buraya 9 kutu içerisinde yazılmamış bile olsa biz bunun kutu içerisinde olduğunu varsayarız. C ile ilişki mesafe. Buradan buraya, buradan buraya ya da buradan buraya bir mesafe yazılmışsa bu mutlaka kutu içerisinde olmalı. Kutu içerisinde değilse resim hatasıdır bu. Kutu içerisinde bunun unutulmuş olduğunu varsayarız. Dolayısıyla geometrik boyutlandırmada bu temel boyut, kutu içerisinde alınan boyutların mutlaka bir geometrik tolerans karşılığı olmalı ki kontrol edilebilirsin, tolerans verilmiş olsun. Evet, umarım bu videoda teknik resimlerde kullandığımız boyutların doğru anlaşılması için, ne zaman hangi tür boyut kullanırız, bunların doğru anlaşılması için yararlı olmuştur. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, sorunuz olursa her zaman atilacinar@gmail.com adresinden sorabilirsiniz. Her zaman bilgi isteyebilirsiniz. Biz de seve seve bu bilgileri sizlerle paylaşırız. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.